Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Programı arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı, kapanış. Çelenk sunumu. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çelengi. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna, ardından müzik öğretmenimiz Fikret Eren yönetiminde Kabataş Erkek Lisesi öğrencileriyle birlikte hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Tren takımı! Hazır ol! Sancak, bayrak, aç! Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için. Dikkat! Takımı. Sancak, bayrak, al! Rahat. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Gençlik ve Spor Müdürüm, Taksim Cumhuriyet Anıtı töreni sona ermiştir. Bundan sonraki tören Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 10.30'da yapılacaktır. Arz ederim. Şey o zaman? Bitti. Pardon beyefendi. Gelin.
Değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çelenk sunumları başlıyor. Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri çelenk sunumları başlıyor. Anıt önünü boşaltmanızı istirham ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bundan 104 yıl önce hiç sönmemek üzere yanan özgürlük meşalesinin günümüzdeki temsilcisi olan sevgili gençlerin Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. 19 Mayıs kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. 19 Mayıs Gençlik Marşı şiiriyle çelenk sunumlarını başlatıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü voleybol takımı sporcusu Tuana Kızılkaya 19 Mayıs Gençlik Marşı şiiriyle bizlerle. Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız. Kalplerimiz, nabzımız vatan diyerek atar. Ayrılmadan yürürüz aynı yolda erkek kız. Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var. Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik. Kalplerde cumhuriyet, başımızdır bayrak. Bir emanet taşırız, atamıza söz verdik. Kuvvetimizi, gücümüzü kanımızdadır kaynak. Bilgiyle sporu yürütürüz atbaşı. Çalışkanlık, çeviklik atalarımızdan mirastır. Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı. Bize ülke yaraşır, bize hamle yaraşır. 19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız. Tarihlerde var mıdır böyle bir günün eşi? Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız. Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi. Tuana Kızılkaya, çok teşekkür ederiz. Çelenk sunumları başlıyor. İlk çelengimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelengi. Cumhuriyet Halk Partisi çelenk sunumu. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelenk sunumu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı çelenk sunumu. Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı çelenk sunumu. Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelenk sunumu. Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelenk sunumu. Tamam. Şimdi bakalım.
Demokratik Sol Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelenk sunumu. Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelenk sunumu. Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelenk sunumu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelenk sunumu. Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelenk sunumu. Sivil toplum örgütleri Çelenk sunumu başlıyor. İstanbul Barosu Çelenk sunumu. Türkiye Emekli Aksubaylar Derneği Çelenk sunumu. Atatürk Vakfı Çelenk sunumu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çelenk sunumu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Çelenk sunumu. Uluslararası Lyon Son 8'te Yönetim Çevresi Federasyonu Çelenk sunumu. İstanbul Spor AŞ, Spor İstanbul Çelenk sunumu. İstanbul Planlama Ajansı, Kent Konseyi, İstanbul Gönüllüleri ve İstanbul Vakfı Çelenk sunumu. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Çelenk sunumu. Pertevniyat Spor Kulübü Çelenk sunumu. Saygıdeğer katılımcılar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk sunumları sona ermiştir, arz ederim. Milli bayramlarımız bizi bir araya getiren, milli duygularımızı en üst seviyeye taşıyan en özel anlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız, yine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız, 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Bu anlar hem bizim için maneviyatı, kutsallığı çok yüksek. Geçmişte bu ülkeye hizmet etmiş insanlarımızı anmak, şehitlerimizi, gazilerimizi anmak için büyük fırsat. Ama aynı zamanda ülkemizin kuruluş mücadelesinin, kurtuluş mücadelesinin nasıl verildiği noktasında bugünü aydınlatmak ve geleceğe de bu anlamda çağa yakışır bir şekilde ışık tutma günleri. Ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı veya Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aslında çocuklara, gençlere dünyada emanet edilmiş ve onlara hediye edilmiş bayram noktasında da olmayan iki örnek. Ve bugün 19 Mayıs, yani aslında 38 yaşında ülkenin kurtuluşu için Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla milletçe bir uyanışın
ve sonrasında da büyük bir zafere ve ardından da o tarihte henüz dünyada cumhuriyetin, demokrasinin daha adının anılmadığı günlerde nadide örneklerinden birisi olarak bu ülkeye cumhuriyeti emanet etmiş, hediye etmiş bir sürecin başlangıcı. Ve bunu yapan insan 38 yaşında, gencecik bir insan. Dolayısıyla gençlere emanet edilmesi kadar çok özel bir davranış herhalde çok az bulunur. Bu anlamda burada gençlerle, öğrencilerle, sporcularla bulunmanın onurunu yaşıyorum. Ancak hazır burada sizleri bulmuşken şunu ifade etmek isterim. 2012'den itibaren ülkemizde 2011-12'den itibaren milli bayramların düzeni noktasında ne yazık ki hani aşağıya çekme, sıradanlaştırma konusunda bir süreç işletiliyor. Defalarca söyledim bu meydanda, yine söylemeye devam edeceğim. Bayramların niteliği, bayramların güzelliği, coşkusu paylaştıkça güzelleşir ve artar. Ve böylesi bayramlar hissedilir, hissedilmek zorunda ve hepimiz aslında geleceğe dair ümitlerimizi, umutlarımızı büyütme konusunda ve gençlerimizi motive etme konusunda bunlar önemli fırsatlar. Tabii ki birçok kurum kuruluşumuz, belediyelerimiz bunu değerlendirerek insanlarımızı daha coşkulu bir araya getirmek anlamlı, anlamlı bir şekilde törenleri yapma konusunda gayret içindeler. Ama devletimizin resmi törenlerin akışı konusunda, yani ben hiçbir kurumu, hiçbir makamı küçümsemiyorum asla. Elinden geleni yapan kurum yöneticileri var. İşte İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu bayramın hamisi. Olmaz. Yani İstanbul'da İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü bu işin hamisi. Ya da Ankara merkezde Genç Spor Bakanlığı bu işin hamisi. Olmaz. Olamaz. Yani bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa burada büyük bir eksiklik vardır. Bakın o dönemde bu işin FETÖ'cü anlayışla devlete dayatıldığı konusunda net tespitler var. Ama sonrasında bu işi düzeltmek yerine bayramları anlamlı bir biçimde yaşatılması konusunda insanlarımızın daha üst seviyede, devletin en tepesinden, hepimiz de içinde kol kola, omuz omuza olma duygusunu yaratma adına statikocu bir kafayla, statikocu bir anlayışla bayramları kısırlaştırmak, sadeleştirmek, hatta neredeyse öylesine işte bir çelenk töreni yapalım, spor il müdürü koysun gidelim, sonra bir yerde girelim bir salona, 3-4 okul gösteri yapsın ve kalkalım. Bu değil. Milli bayramlar Diyarbakır'da da gençleri bir araya getirecek, Trabzon'da da bir araya getirecek, Adana'da da bir araya getirecek, Eskişehir'de, Aydın'da, Edirne'de herkes bunu hissedecek. Ama hissederken geçmişi yaşayacak, hissedecek. Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, hepimizin dedesini, ninesini, o kadınların mücadelesini hatırlayacak. Nasıl kurtuluş olduğunu hatırlayacak. 21. yüzyılda gereğini yapacak. Gençler bilimde, teknolojide, eğitimde, sanatta, sporda en üst seviyede kabiliyetlerini nasıl ortaya koyarım diye moral motivasyon bulacak. Ama biz bayramları sıradanlaştırıyoruz. Sırası geldiğinde duyguları en üst seviyede taşıyan bir takım hamleleri yaparken, hamasi cümlelerle süreci tanımlarken en büyük varlığımız, bakın bu milletin çok önemli iki dini bayramı vardır, çok önemli dört milli bayramı vardır. Ve milletin neredeyse %90'ını, 99'unu kapsar. Böylesi kapsayıcı törenlerin bu şekilde hala düzeltilmeden devam etmesini kasıtlı buluyorum. Anlamsız buluyorum. Bu bir pespaye bir düzendir. Bunun düzeltilmesi şarttır. O bakımdan ben yine burada bunu dile getireceğim. Defalarca dile getirdim. Yine dile getireceğim. Biz görevimizi yapıyoruz. Şu anda devletin spor il müdürlüğünün çelenk töreni sonrasında bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz? Korsan çelenk töreni yapıyoruz. Yani devletin hiçbir görev talimatında yok. Sunucumuz burada korsan. Duyuru yapıyor Büyükşehir Belediyesi olmamızdan dolayı, daha önce bu da yoktu. Ondan sonra kurumlar kendiliğinden getiriyor çelenklerini, ama siyasi partiler, ama sivil toplum kuruluşları, korsan tören yapıyoruz. Biz bu töreni yaparken 3-4 sene hırpalandık, çelenklerimiz koyulmadı. Sonra baktılar ki bunlar direniyor, vazgeçmiyor. Şimdi korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor, sadece izleniliyor. Devletimizin bazı kurum görevleri de gördüğünüz gibi törenden sonra çekilip gidiyorlar. Biz kalıp devam ediyoruz. Ayıptır. Yazıktır. Lafa gelince başka türlü, uygulamaya gelince başka türlü,
davranışı bu milletimiz teraziye koyar ve tartar. Ama biz tartsın da istemiyoruz. Bu düzelsin istiyoruz. Ben doya doya gençlerle, evlatlarımızla çocuk bayramını, milli bayramları bu şehirde, bu ülkede yaşamaya devam edilmesini istiyorum. İstanbul'da bunu yapıyoruz. Ama bu iş bir anlayışın, bir siyasi kavramın işi olmamalı. Devletin işi olmalı. Anlatabiliyor muyum? Devletin işi olmalı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.